3 ayda hep gönderir mi para sana? Oğlum izlediğim zaman gönderiyor. Mesela ondan evvel ne kadar zaman önce gönderdi? Ya bir sene önce gönderdi. Bir sene. Bir sene önce gönderdi. 2 sene kadar. Hoş geldin sen be. Hemen sana kimler mi gönderdi? Yani öyle 3 bin lira, 5 bin lira, 2 bin lira. 3 bin lira yüzümüzün izledim. Ha? 3 bin lira balyondan yüzümüzün izledim. Sunucun benim kaza yaptığım zaman yerime yüzümden kardeşime verdim. Kardeşime verdim. Ne zaman? Ha bu sene 2012'de. 2012 sene gelmiş, 2018'in sonuna geliyoruz abi. 6 sene öncenin parasını mı istedin oğluna? Bu yeri geri almak için masraf istedim bundan. Geri almak için masraf istiyorsun, gidip ona 100 lira veriyorsun, ona 500 veriyorsun, gidiyorsun alkol alıyorsun, geliyorsun. Ya bu efendim şimdi geri almak için. Yani senin oğlun da burada fabrikada çalışan işçiyse, biz seni burada 2 gündür tanıyoruz. Senin oğlun o 3 bin lirayı sana vermez, yeri almak. Ya bir de 2 sene mi veriyorsun para? Anlaşmalı mı bunlar? 2 sene bir mi anlaşmalı? Can şimdi telefon edin, izlerse sorun, sorun. Salma postanesini de çıkarıp parayı ben ne sen zaman çektim? Şimdi ben para yollamış da olabilir ama o parayı ne karşılığı yolladığı konusunda ciddi bir kaygı duydum. Hocam yerin tabusunu geri almak için gönderdi bana. Aldın mı? Almadım. Almadıysan? Almadım. O başka borçlarımı verdim. Fındığım da dedim fındık olursa oğlum fındık zaman alırım yeri geri dedim. Ne dedin oğlum? Fındık zaman alırım. Bu da yalan. Bu da yalan. La bir doğru rahın olsun be Allah. Aracına zorluyor. Ya bırakın. La para nerede? Almadın. Ne yaptın parayı? Bir insan... Yerini almadın. Bir insan orada bir acı ölüm markana. İçki alıp da içki içip de... Sen borcun çok mu sağlamsın? Bir komşun ölmüş. Hiç mi vicdanın yok senin? Ya Zekeriya bak bir şey söyleyeceğim. Sen 20 seneden beri de arkadaşın değil mi Hüseyin? Yok ya 20 sene mesela bundan 20 sene önce tanıştık. Bir dakika bak benim sorularıma cevap ver. Uzun yıllardır arkadaş mısın? Evet. Teşrik-i mesai yapıyor musun? Efendim? Yani zamanı beraber geçiriyorsun. Tek bir çağırdığı zaman gidiyorum. Gidiyorsun. Evet. Sen bugünkü bu yalan söyleme huyunu bugün mü keşfettin? Bugün mesela bulmam bunu hadi bana amcam oldu dedik hatta. Bir dakika leklik etme. Evet. Şimdi bugün mü keşfettin? Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ya elin saf ya. Bu kadar mı? Mesela bunu 20 sene önce ben bununla tanıştım. Bu... Abi kusura bakma yok, bana abi, arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir şey vardır yani. Evet. Daha insanlarla biz de herkesle konuşuyoruz ama bir süre sonra anlayınca kafamız uyuzmazsa çekiyoruz kendimizi kafamız geriye. Kapıyoruz. Yoksa milyon tane adam tanıyorsun ama görüştüğün insanın sayısı bellidir yani. 3 seneden beri. Bak gecenin saat ikisinde birinde. Hanım bunların telefonu dinliyor mu? Bir dakika bir dakika. Gecenin saat ikisinde üçünde. Evet. Çağırıp da evine gidecek kadar yakın ve samimiysen. Kızını istemişsin abi öyle tanışmışsınız. Arkadaşlar. 20 sene önce. He? 20 sene önce. Tamam işte Arif hocam 20 sene önce deyince de diyorsun ki değil 20 diyorsun işte. Adam doğru söylüyor. Yok ya 20 sene önce mesela hani. Ya sen şimdi bırak bak. Evet. Sende tipik bir özellik var. Evet. Ben bir soru soruyorum. Mesela daha adama yaklaşmam bir kere ya. Bir dakika Ümit. Bunlar arkadaşını da ilerlemişler. Ümit'im bir saniye kardeşim. Anlatabildim mi? Ne diyeceğimi de unuttum ya. Unuttururlar adama. 20 seneden beri tanıyorsun. Gecenin saat ikisinde üçünde gidecek kadar özverili davranıyorsun. Ben buna özveri derim. Dostluk derim. Arkadaşlık, samimiyet derim. Evet. Anlatabildim mi? Ya bugün mü tanıdın yalancılığını ya? Bu kadar benim bu işlerde beni bu şekilde kullanacağını hiç tahmin etmedim. Niye hiç geçme özelliğini bugün mü gördün? Bugün değil mesela en azından insan bir cenaze günü olsun bir saygılı olur da. Da bak bugün mü 20 seneden beri nerede? 20 seneden beri bu adam içki içmiyor mu? İçiyor. İçkileri de sen getiriyorsun. Yok ben devamlı getiriyorum. Ben sadece buna 2-3 aydan beri getirmeye başladım. 2-3 aydan beri. 2-3 aydan beri getirmeye başladım. Diğer zaman dedi ben buna ne içki götürdüm. Bak sen doğru söylemiyorsun ama. Evet. Şart olsun öyle. Bak Zekeriya. Evet. Sen de doğru söylemiyorsun. 2-3 aydan beri şimdi ben buna içki götürdüm. Şimdi önce şu mevzuyu bir halledelim. Evet. Hüseyin abi sen Ümidi Şeker teyzenin kapısının önünde gördün mü görmedin mi? Söyle abi sen. Gördün mü görmedin mi? Harbirli olduğum için. Bir saniye abi bak tek kelime. Ümit, Şeker teyzenin kapısının önünde açılır kapanır masada kahve içiyor muydu? Bunda yalancı öyledim.
Yalan söyledin. Onu yalan, onu söylüyorum. Peki, Ümit de sana bu zamana kadar hep dedi ki kardeşim ben senin tavuğuna kış mı dedim. Niye bu adamı ateşin içine attın? Şimdi bu cedere bir camide durunca bunları ismini verince ben de dedim hani iyi dedim bu evde de bunu söylüyor. Bu da ya iyi de ama sen bu adamı 3 gündür diyorsun ki sen herkese tehdit ediyorsun. Ben evimde silahla oturuyorum sen gelip beni öldüreceksin diye. Ben korkuyorum canım tehlikede diyorsun falan filan. Ağlıyordun. Niye bütün gözyaşları yapıyordun televizyonda? Bütün evet sana bayıldın oralarda. Ayıldın bayıldın. Tuğçe ayıltmaya çalıştı seni. Sinirlerin bozuldu. Bırak. E peki madem bu adam seni evinde silahla oturtacak kadar belalı bir adam. Biz tanımıyoruz. Biz burada gördük. Ben tanımam etmem. Madem böyle bir adam. Sen niye zekeriyanın sözüyle bu adamı üzerine kışkırtıyorsun o zaman? Ya Zekeriya. Zekeriya bu adamın ismini verdim ha bunlar ismini dersin, verdim. Dersin Zekeriya ya o zaman jandarma yararsın dersin ki Zekeriya diye bir arkadaşım var bu bunun ismini söylüyor gidin ifadesini alırsın. Evet. Ya da bizim arkadaşlara söylersin biz gider yakasını öpeceğiz. Evet. Söyledim söyledim jandarmaya söyledim. Jandarmaya sen bu daha açıklamayı sonra yaptıktan söyledim. Sonra sen bize önce bağlandın jandarma da geldi aldı ifadeni. Olayların İyi sırası de. Farklı. Orada bir hata yaptım ben adamı kabul edeyim. Abi hata dediğin ama bak şu var. Seni ben sansüre vereyim de. Ben çok. Ben seni sansüre vereyim de hatayı gör. Gerek yok. Ben bir çok dakika, bir dakika bak ben şahit çok net bir şey soruyorum. Madem bu adam ve ailesinden bu kadar korkuyorsun. Orada Tuğçe'nin yanında gördük. Ağladın. Erkeklik korktun yapıyordun. Değil mi? Ayıldın bayıldın. Korkuyorsun. Sonra ertesi gün dedin ki ben dün gece hiç uyuyamadım. Elimde silahla gelip beni öldürecekler diye dedin. Peki madem gözünle de görmedin Şeker teyzenin evinde olduğunu. Ben sana diyorum ki bu kadar senin deyiminle belalı bir adamı ben tanımam bilmem belki de öyle değildir. Neden karşına alıyorsun diyorum. Ben Zekeriya Bey'in yardımcağına göre başlıyorum. Kağıttan önce senle konuşuyordun kağıttan önce. Zekeriya senin verdiğini söylüyor adam. Yok kağıttan önce ismini ne öğrenmiş. Bu isimleri Zekeriya verdi diyor. Hayır efendim sen ne kadar iftiracısın ne kadar o da. Sen de yalan makinesi olmuşsun biz yalan makinesi. Ben sen kadar yalan konuşmuyorum. Çünkü sen yalan makinesini iyi öğrenmişsin. Adamın sürekli suçluyorsun. Ya elimde kağıt. Ya bırak ben bir kağıt tuttum. La sen ne kadar takıldın adamsın ya. Ya. O gün neredeydin? Aynı kuruyu soruyorsun bana. Şimdi de kağıt tuttum. Sana bak. Senin çocuğun değilim ben. Çocuğun değilim var mı? La zaten senin gibi evladım olsun. Atarım evden ben dışarıya. Anlarsın. Hukuki görüşümü söyleyeyim. Bütün bunları dinlediği zaman hakimin de savcının da emniyetin de kanaati böyle olur. Ya bunu tuttuk bize de bu yaptı bunu ya. Sen şimdi... Bu işin eğer içindeysen, yani bu olayı yapan bir kişilerden biri de sensen, akşam... Baktın ki bu programda da, bizim programda da her geçen gün biraz olayı aydınlatmaya doğru gidiyoruz. Kendi kendine dedin ki, bu iş bana kadar gelmeden... Ben bu işi öyle birinin üzerine atayım ki herkes inansın. Niye herkes inansın? Çünkü o memlekette sabıkalı olan birisi. Daha evvel cezaevine giriş çıkışı var. Herkes daha bu iş bizim televizyondaki bağlantılarda da bazı kendini bilen veya bilmeyen kişiler kalktılar Ümit Bey'in babasının ismini verdiler. İsa Bey'in daha onları ver... dedi. Daha biz İsa, köye ilk gittik ha, İsa Bey'in onları dediler. İsa yani. Bey'in ismi verildi. Arkadan Ümit'in ismi verildi. Arkadan bütün bu kişilerin baba oğul olarak bu tür işlerde daha evvel sabıkalı oldukları, daha evvel bu işlerle uğraştıkları ve işte el alemin parasını vermediği şunu yapıyor, yani bunu yapıyor. Yani neyse yani herkes onlardan şüpheleniyordu. Şimdi bütün bunları... Düşündüğün zaman dedin ki ben kalkıp bunu gördüm diyeyim. Yani bu kalsın. Gördüm dediğim zaman da herkeste zaten bunların durumu belli. Kuşkulanacak adamlardır. Benim üzerime doğru kimse gelmeden ben şüpheli duruma girmeden bu işi buraya göndereyim. Bunlara kendimi de sıyırayım. Ne? Bütün yaptıkların bu kapıya çıkıyor Hüseyin Bey. Kusura bakma. Hocam ben bu halde ben onu yapacağım diyeceğim. Bu halde bunu yapacağım. Sen yapmadın. Ben... Karınla beraber tek yapmadın. Karın da sana yardımcı oldu. Oğlu da vurdu yardımcı oldu. Benim karım da olmayı zor. Konuşma. Karın da vurdu. Değil ki. Hiç görmediğin bir insanı gördüm diyeceksin. Karın da gördü diyeceksin.
Zekeriya'yı da şahit göstereceksin. Bu yazıları da ortaya koyacaksın. Yani eski deyim de adamı ipe götürür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam burada olmasaydı, senin de ifadende eğer biraz tutarlılık olsaydı, bu adam şu anda gözaltındaydı. Ya beni yaptıydın, hayatımı bitirdiler. Bir dakika, bir şey. Babasıyla beraber. Evet. Oradaki ismi geçen 5 kişi gözaltına alınacaktı. Ben de savcı olsaydım alırdım gözaltına. Ta ki tahkikatı aydınlığa kavuşturuncaya kadar. Şu an cezaevindeler yani. Tahkikatı evet. Aydınlığa kavuşunca belki bu işin bilek olduğu, palavra olduğu ortaya çıkacak ama bu adamlar aile olarak 3 gün veya 5 gün gözetim altında kalmanın karşılığını nasıl ödeyecektim? Hocam ben şimdi... Hani vicdan? Vicdan nerede sende ya? Hani vicdan nerede? Beni konuştu, beni konuştu. Ya üçkağıtçı konuşmaz da sen konuş. Yaptığın hoş değil Hüseyin Bey. Yaptığın tutarlı bir iş değil. Bir kişi yani düşmanlığın dahi olsa, düşmanlığın aranızda kan katil olsa, aranızda husumet olsa yine kalkıp da delikanlı bir adam düşmanına dahi böyle bir şeyi... Ben Necla Bey yerinde olsam ona dünya laf söylerim burada. Hocam ben... Ben yemin ediyorum dünya laf söylerim. Ailesi, hem adamın ailesini kandırıyor hem adamı kandırıyor. Ne dediğini anlayamıyorum. Şimdi eğer benim en ufak kendimde bir adam olsaydı ben önce çarşama kubur yaramazdım. Acaba ne hatası olsun? Rahmi Bey sana şunu anlatıyor. Senin eğer söylediklerin bir nebze tutarlı olsaydı mesela yürüyerek geçtim deseydin. Evet. Yanımda eşim de var deseydin falan anlatabiliyor muyum? Ve gerçekten senin bu sözlerin ihbar kabul edilirdi. Öyle 3 gün 5 gün değil. Şu an tutuklu yargılanıyor. Yani buna. bir defa tahkikat yani gözetim eskisi, altında devam ederdi. Bir de eskisi gibi hani kameraların falan olmadığı dönemde böyle ifadeler adamı ipe götürür. Evet. Yani bir defa de zamanında. Ben artık tutuklanma demek istemiyorum da. En azından gözetim altında. Bir yani bir şey anlatabilir miyim? Yemin ediyorum 99'da böyle bir olay başıma geldi. Birisi adamı öldürdü. O zaman benim kardeşim, ufak kardeşim Murat. Biz Samsun hayvan pazarında yine kavga ettik. Ondan bir gün önce. Kardeşim ve beni aldılar emniyete. Kardeşimin gözü şişti. Benim de kolum aynı şekilde yaralıydı. 11 gece ben... Bak bu araştırılsın yani. Bizi emniyete aldılar. Ta adam yakalanana kadar. Yemin ediyorum o zaman dayak da vardı. Hani anlatılmaz da. O zaman dayak da vardı. Yapmasam bile yani yaptın diyerek evet, de duyuyorlardı. Evet, evet. Yani öyle bir şey de başıma geldi yine bu şekilde. Ben yani artık böyle insanları çok görmüyorum yani. Bunlar yalancı olmuş, üçkağıtçılık bunda, yalancılık bunda, ya, düzen bunda. Şşşt, çık, çık, yalan konuşma. Sen Allah'tan buradasın, burada. Buyurun konuşma. Seni devlet üzüyor burada. La bana, bak. Şimdi Hüseyin Bey. Bir de şöyle bir olay var. Şimdi bir dakika. Şimdi sen onu bırakın. Neden? Olayın içine ben şimdi karıştım. Neden yani? Evet. Şimdi ben işin nedenindeyim abi. Bak evet, durup evet. Dururken çok benim açık söyleyeyim. Benim anlattığım tabloyu neden yaptın? Şimdi bak ben evet. Çok açık söyleyeyim. Hani çamura taş atma üzerine çamur sıçratır der. Teşbitte hata olmaz. İnsanlar neler neler söylüyorlar. Aklı başında insanlar cevap vermeye tenezzül etmiyor. Şimdi bazı şeyler vardır tenezzül etmezsin cevap vermeye. Ona en büyük cevaptır evet. Değil mi? Şimdi bu bana bulaşacak... Falan diye. Şimdi senin Zekeriya'nın sana yazdığı şu bir avuç kağıdın içindekiyle şunu sor şunu sor demenle sen nasıl olur da bir tek Ümit de değil Ümit, Murat, İsa, Erdal bir de biri daha vardı. Gazi. Gazi'yi nasıl gördüm kendi gözümle dersin. Bunu demenin mutlaka bir nedeni olmalı. Siz o zaman ikiniz aranızda oturdunuz. Bir şeyleri örtbas etmek hayır için efendim. Sen yazdın o oynadı artık. Evet. Hayır, kusura bakmayın. Yok, ben böyle bir şey ne yazdım? Bak şunu da söyleyeyim. Yine yalan söyledi ben Ümit gitmedi de demem. Evet. Yarın bir gün Ümit çıkarsa da beni ilgilendirmez. Yok. Anlatabiliyor muyum? Ama şu anda yalan söyledim diyor. Görmedim diyor. Ben de diyorum ki evet. Neden görmediğim bir şeyi kendi gözümle gördüm dedin. Evet. Üstelik bu olaya niye karını da dahil ettin? Ya hani sırf kendin girmedin bir de karını da dahil ettin. Ya beraberler çünkü hayır. Karı koca yaptılar. Bir cevap versin bakalım. Eve gelip ben, benim arabada karım yanımdaydı benim. Bana sordu, karım vardı yanımda dedim. Tamam. O zaman çağırdılar. Sen bu adamın yanında mıydın, bu adam bir yere gitti ya mi? Ya bir yalana, insanın hayır. Karısını dahil etmesi için karını da yakıyorsun sonuçta. Ona da yalan söyletiyorsun. Daha büyük bir gerekçe ne olmalı? Hocam benim söylediğim şu anda hiçbir yalan yok. Dün de yalan yoktu. Yalan yok ya. Şu anda
Yazılıyı var. Ne arada değişik olacak? Benim yalan gidiyorum da var. Devleti aldattım. Onda var. Hani yok aldatma dedin ya. Nedeni ne? İşte o an için, o an için. Gördüm dedim daha da toplayamadım. Sebep ne sebep? Neden niye dolayı? Durup dedi? Dururken böyle bir şey söyleme ihtiyacını neden duydun? Ya bu kağıdı verin ya. Bu ben seni bak ben sana söyleyeyim Hüseyin Bey. Bunu yaptığın zaman olmaz be. Ya sen bu işin içindesin. Kendini kurtarıp başkalarını ortaya atıp dikkatleri oraya çekmek veya o bahsettiğin oğlundan geldi filandan geldi dediğin sağa sola dağıttığın borçlarını ödemeye başladığın paralar sana bir başkası tarafından verildi. Sana dendi ki al şu paraları sen bu işi bunların üzerine yamala gördüm diye ifade ver. Ha bu da sıra susmayı. Ya ikisinden biri ya kendin için ya menfaat karşılığı, para karşılığı başkalarını gerçek suçları kurtarmak için. Hocam o kadın benim. Annem yaşında kadın. Ben o kadına nasıl bu inayı diye yaparım. Nasıl yaparım? Ya bir şey söyleyeceğim. İyi de birisi öldürdü ama. Evet. Ama birisi evet. Öldürdü. Ya zaten ortada bir ceset var. Çok feci bir cinayet ama birisi evet. Birisi öldürdü. Allah Allah. Allah. Onun kararını balistik verecek yani. Abi bak sen orada tam böyle hurdacılar gelip giderken. Tam işte Cevdet'in borçları, harçları, kumar borcu, acaba siz mi gittiniz falan diye konuşulurken niye sen lak diye ortaya çıktın da bu ümidi attın ortaya? Ben Zeveriye'ye ilgili sen oldum. Bir tek bizim programın düzenini değil, sen jandarmanın da düzenini... Jandarmada savcı da işi gücü bıraktı, 3 gündür senin peşinde, kolay mı? Gidiyor, ahır diyorsun, ahırdaki adama gidiyor. Şevket. Ben Şevket diyeyim, siz Şevkan diyeyim. Vallahi kusura bakmayın, bazen de bazı bir ismi takıyorum, yapıyorsunuzdur belki siz de. O ahıra bizi götürdün. Öteki Zekeriya'nın oraya götürdün. Bak senin evin arandı. Bu adamlar kalktı buralara geldi. Herkesin ifadesi alınıyor. Herkesin kamera kayıtlarına bakınıyor. Ne kardeşi kaldı ne babasına bilmem nesi. Sen niye devleti oyalıyorsun, bizi oyalıyorsun? Herkes bunları söylüyor. Herkes bunları konuşuyor. Fakat meydana çıkmıyorlar. Demek ben de size... Herkes onları konuşuyor. Sen gözümle gördüm deyince mi ortaya çıkacaktı demek, yani? Ben de size söyleyince mesajlı oldum. Şu 3 gün. Evet yalan söylediğince suçlusu. Jandarmayı 3 günden beri oyalamasaydın. Doğru gördüğünü söyleseydin. Jandarmayı yanlış yollara çevirmeseydin. Belki bu 3 günde bir takım neticeler elde edilmişti. Belki evet. Gerçek suçlular yakalanmıştı. Rahmi Bey insan kendini böyle güzel yakamaz işte. Böyle güzel yaktı kendine. Bir insan kendini bu şekilde atışa atamaz. Atamaz ya. Bu kendini bile bile atış attı. Ama yani dedi bu iş ki... bir... dedi. Yok. Kusura bakma. Ben bu cilabcı insan diyelim. Hiç kusura bakma. Valla kusura bakmam ben eğer insan bile... Yaptım, eğer insan ve ailesi yaptıysa bile onları bile temize çıkarttın biliyor musun? Onları da temize çıkarttın. Şimdi artık şimdi bu insanlara yani soru sorarken insan bir 3 dakika düşünerek soracak. Yani bir tek evet. Benim için söyleme. Sen onları da temize evet. Çıkarttın. Belki onlar gelmişlerdi. Evet. Sen şimdi öyle bir şey attın ki ortaya, öyle bir bomba attın ki... Sen artık... kombi herkese temize çıkarttın, kendine yıktın işte. Evet. Cevdet'te suçlusu. Bak şimdi Zekeriya ile de anlaşamamışsınız aranızda. Ya bir de hani şahit gösterdi adam. Bir de diyor ki mesela... Öbür şahit gösterdi adam. Zekeriya yazdı bu kağıdı şey, verdi diyor. Neydi o? Şevki'nin ismini nereden kafadan ekliyor bu? O kırmızıdan abi Şevki'nin sen söyledin. Hayır efendim ben sana öyle bir şey söylemedim. Sen Şevki'yi nereden çıkardın kafandan? Ben yalandan yedim. Kastede Şevki'nin yazıyor mu? Geldi ama sen Şevki'nin oraya gittiler. Senin kafan bu kadar çalıştı ki demek ki noksan söyledin akşam lan. Söyledikleri akşam demek ki noksan söyledin zaman hatırladın. Kusura bakma. Çünkü bu kadar insan yalanbaz olmaz. Bu kadar insan bu kadar mesela iyi ben senin beni. Günürünün ahırını da sen söyledin. Hayır efendim ben söylemedim. Bak sen çünkü sen yok sen söyledin. Yok, ben çünkü... Biz burada niye bu kadar uzun konuşuyoruz? Evet. İnsan böyle uzun konuşurken ağzından lafı kaçırır. Hayır efendim ben böyle bir şey mi olsa ben Hüseyin Bey'le paylaşmam bu konuyu. O ahırı sen söyledin. O hayır ahırı, efendim. O ne köyüydü? Karayonca. Karayonca. Mesela benim bu... Ay niye Karayonca köyde de Karakoçan köyü diyorum? Ya niye ben bazı şeye takıyorum? Efendim ben bak bizim köylerde mesela beni tanıyan herkes bağlanıp konuşabiliyor. Niye biliyor musun? Ben Tahnal, hiç Karayonca, senin Karayonca Tacalan. Köyünle alakan yokken sen ağzından Karayonca'yı kaçırdın. Kaçırmadın mı? Duyduk hepimiz. Evet. Ama çünkü de Müge'nin bak... Ama bak ama yaptın. Yok Müge'nin şunu söyleyeyim. Ben mesela söylemekle hani hata mı ettim? Hata tabii ne diyor bu? Yok ben çalışmadım koyayım mı var? Abi sen evli misin? Evliyim. Çoluk çocuk var. Allah bağışlasın. Evet. Sen niye? Bak çok özür diliyorum evet. Yani.
Sen niye bu adama boyuna gecenin bir vakti içki miçki taşımakla uğraşıyorsun? Bir de bu... Sen niye gidip evinde karının dizinin önünde oturmuyorsun? Ne sizin ne işiniz var? Ne alakanız var birbirinizle? Yani bir insan bak gece 2'de adamın önüne gitmez, 12'de gitmez, zamanla gitmez. O zaman beraber içiyordunuz. Hayır efendim ben... yapar. Sarhoş yapar. Çünkü ben bünyem alışkın değil. O zaman sen gidip bunu niye sarhoş ediyorsun evinde? Ha, ben, o zaman adama onu sorarlar. Boyun benden içiyor ya benden. Abi bak ben eğer birine içki götürüyorsan ben içmiyorsam tamam mı? Evet. O zaman dönüp bana şunu sormaları lazım. Sen niye gidip bunu sarhoş ediyorsun? Ne şeyin var? Ne çıkarın var? Kalkacağım 20 dakikalık yol gideceğim. Gideceğim buna içki alacağım. Ondan sonra onu orada sarhoş edeceğim. Ben içmeyeceğim. Bir kere içki içmeyen adam. Evet. İçki içen adamla aynı masada oturmaz. Hani bir davet olur, düğün olur, dernek ondan bahsetmiyorum. Evet. Alıp da gecenin bir vakti alıp da içki içen adamla ben evinde oturmam yani. Ben şahsen oturmam. Ben oturmuyorum zaten. Ben bunu evinde kaldım. Ya. Mesela götürdüğüm zaman... O zaman daha kötü. Bak. Evet. Niye taşıyorsunuz onu içki? Evet. Niye o zaman sana içki al bana getir deme cesaretini gösteriyor? Benim yumuşak yüzümden, iyi niyetimden yararlandı. Beni... Bu iyi niyet olamaz evet. Ama. Bak evli barklı adamsın. Evet. Böyle bir iyi niyet olmaz. Özür dilerim. Evet. Şimdi konu değişecek gibi gelecek ama değişmeyecek aslında. Ha. Bu bir ona uyuşturucu diyecekmişiz hocam. Peki uyuşturucu. Yani evet. Anlatabildim evet. Ona katılmıyorum yalnız. O kurala da katılmıyorum. Ona ben de katılmıyorum çünkü biz bir bitkiden, bir şeyden bahsediyoruz. Ama yani öyle ne diyor, olursa olsun, öyle yapalım. Söylemeden mücadele olmaz evet, yani. Evet, çok haklısınız. Akıllı tutuklanman... Var. Yuvarlı mesela ben... Buyurun. Bile bana bak mesela, nereden evet. Tanıştığım belli zaten. Yok benim mesela bu işe devamlı mesela ben ailem... Yok ya bırak lelelelele falan gibi laf kalabalığına getirme. Yok. Tamam mı? O adamın da uyuşturucudan sabıkası var. Senin de var. Daracık bir yerde iki kişi eğer bu noktada bir alışveriş içindelerse birbirlerini iyi tanırlar. Ben bunu 4-5 seneden beri daha iyi, mesela 4-5 sene veya 2-3 seneden beri samettik. Mesela bu 4-5 mi 2-3 mü? Bu genelde mesela ceza oldukça bunu mesela sözünü götürdüm. Yani Tahsin'den. Bak laf kalabalığına getirme. Evet mi hayır mı? Bu tanışıklığınız uyuşturucu yetiştirmek, alışığı, satışıyla alakalıdır. Sen hayır, uyuşturucu efendim. Taşırken yakalanmışsın. Bu evinde sap uyuşturucuyla yakalanmış. Evet. Peki abi senin evinde otomatik tüfek çıktı. Var mı onun ruhsatı? Var bu. Dördüncü ayda aldım. Zaten halimden aldım. Ruhsatı var mı? Kağıdını da aldım. Ben yalnız param yoğdu. Ruhsatını alamadım. Bu. Ruhsatını alamadı. Aldığımca ayda da malum alınca ruhsatını alacaktım. Kaç liraya aldın o tüfeği? 750 bin lira. Peki senin bu kadar borcun varken 750 lira o tüfeğe vermen gerekçen neydi? Yani tüfeğe çok mu ihtiyacın vardı? Ben hırsız yeri dolduruyor. Babama birisi gelince. Hırsız devletim yeri. Birisi babama diyence benim aileme. Çocuğuma ben nasıl zahmim yapmam. O güne kadar ne yapıyordun? Sen orada sonra, kaç yıldır oturuyorsun? Çarşamda oturuyor ben. Kendim geldim. Hangi tarihte? Yine hırsız arası da oraya dördüncü ayda almış. Dördüncü ayda aldım. Bu sene yani. Evet bu sene yeni aldım. Tüfek sıfır zaten gördük ya. Tabii. Sıfır. Yeni alınmış bir tüfek. Ve sen orada çok eskiden beri oturuyorsun. Ondan evvel silahın ne vardı? Bundan evvel? Bundan evvel. Kuru zıkkı tabanca vardı kuru. Buradan kuruyordum, kuruğunu atmadım, kuruğunu peki duruyordum. Sen bu silah taşımaktan bu zaten silah sabıkan var işte 6136. Ben başka silah yakalanmadım ben. Abi sabıkan var 6136'ya muhalefet etmekten. Devlet aynı duvar vurdu, duvar vurdu. Geri vermeye kaldılar, ben geri almadım. Hani ruhsatını çıkartmadım, duvar devlette kaldı. Yine ruhsatsız alıyorsun, yine aynı suçu işliyorsun. Yok, Şevki bir dakika bir şey ima etmek lazım. Tüfek girip mi olursa? 6136 sayılı kanuna muhalefetten sabıkan varsa sana ruhsat verirler mi? O yalan da abi, o da yalan. Mümkün değil. Değil tabii ki, öyle şey olur mu? Ya bak ne yine aynı suçu işliyorsun. Bırakın silah aynı ruhsatını... Suç. Av tüfeğinin ruhsatını dahi alamaz. Ona alamaz. Tavuk yeme ruhsatı vermezler. Tavuk yeme ruhsatı. Hayır ben soruyorum eşinin üzerine almıştır belki. Sen yine ruhsatsız tutuyorsun yani. Gerçi eşinin de eşine de vermezler.
param yordum yok Muran'ım. Bu maaşımda ziyadım. Abi vermezler ki. Ya bir de bir şey söyleyeceğim ya. Allah aşkınıza yani ben bunu bu evlilik vaadiyle dolandırılanlarda da görüyorum. Kardeşim bir şey her şeyin sırası vardır. Niye sırayı karıştırıyorsunuz? Ruhsat alınır silahlanır. Aynen. Şimdi sen bana altın silah hediye etsen ben onu evimin kapısının içine vallahi de billahi de sokmam. Evet tabii canım. Soktuğum an gelir polis. Nereden buldun bu silahı der. Ne zaman onun ruhsatı alınır? Ruhsatıyla beraber silahını alırsın. Ama çünkü siz kanundan korkarsınız. Korkuyorum tabii. Sabıka ise kanundan korkmamak anlamına gelir. Ama bir gelir. Kere de diyelim ki yanıldı aldı. Aynı sabıkaya insan bir kere daha aynı suçu işler mi? E işleyebilir. Oranı söyleyeyim. %40. E ama yani... 100 kişiden hayatı yalan aynı ya, suçu düzmece işler. Ya, bildiği gibi düzmece ya. Adam çevire çevire oynuyor. Çevire çevire oynuyor. Helal olsun valla. Kaldık yani Hüseyin abi böyle sen. Kaldın yani. Niye kaldın? İhale sana kaldı ihale. Hadi hayırlı olsun.